Herkese merhaba. Bugün size telif hakkından bahsetmek istiyorum. Özellikle bilimsel makalelerde bir copyright formu doldururuz. Peki bu copyright formu, telif hakkı nedir, ne işe yarar? Telif hakkının amacı aslında telif hakkını alan kişiye para kazanması için, kazanabilmeleri için bir koruma sağlar. Biz bilimsel makalelerden yazar olarak para kazanamıyoruz. Çünkü telif hakkımızı o copyright formu doldurarak telif hakkını dergiye veriyoruz. Ve kendi makaleniz dahi olsa telif hakkını verdikten sonra artık o makale derginin makalesidir. Siz o makaleyi PDF olarak indirmeye çalışırsanız belirli bir ücret ödemek zorunda kalırsınız. Kendi makaleniz dahi olsa. İşte buna telif hakkı denir. Ha, telif hakkını siz dergiye vermek istemiyorsanız bu da mümkündür. Bu durumda open access diyoruz. PDF'ini herkese de açabilirsiniz. Fakat telifini bu sefer, telif hakkını bu şekilde yapmak için dergiye yüklü miktar para ödemek zorunda kalırsınız. Bu sebeple çoğu yazar bu yola çok girmez telif hakkının konusunda. Özellikle bazı yazarlar şöyle düşünüyorlar. Eski yazdığımız makalelerden istediğimiz gibi alıntı yapabiliriz. Ben bu konuyu intihal konusunda da işledim. Ve bu intihal konusunu sizinle paylaşacağım bu videodan sonra. Fakat kendi makaleniz dahi olsa, yani isminiz makalede yazılı dahi olsa, o makaleden tablo ve şekilleri dergiye telif ödemeden kesinlikle kullanamazsınız. Bu intihale girer. Dolayısıyla örnek veriyorum, kendi makalemden bir derleme yazdım. Ve bu derlemede eski yazdığım makaleden bazı fotoğraflar göstermek istedim. Bu fotoğrafları gösterirken, ya benim kendi makalem, birinci isim benim. Alıp koyamazsınız. Ne yaptım? Dergiyle bağlantıya geçtim ve bu fotoğrafları yeni yazdığım derlemede kullanmak istediğimi söyleyince bana hemen telifle ilgili bir form gönderdiler. Ben o formu doldurup telif ücretini yatırdıktan sonra bana bu şekilleri kullanabileceğime dair yazı gönderdiler ve ben bu yazıyla birlikte derlememde kendi makaleme ait fotoğrafları kullanabildim. Ha, diğer makalelerdeki fotoğraf ve şekilleri de kullanabilirsiniz bu şekilde telifini ödemek şartıyla. Yoksa atıfta bulunsanız dahi bu olay intihale girecektir, çalıntıya girecektir. Bu konudan kaçınmanız gerekir çünkü çok büyük bir etik sorunudur.